Başarının temelinde ne yatar? Oh benim canımın içi, oh benim güzeller güzelim, nasıl güzelsin sen? Kaşlar güzel, gözler güzel, burun çok çok şahane güzel, elmacık kemikleri çok güzel, dudaklar biçimli, çene çok güzel, alın çok güzel, saçlar güzel ve çok efendisin, çok güvenilirsin. Gözü kapalı, gözü kapalı böyle evlenilecek kızsın, söyleyeyim. Tertemizsin, nur gibisin. Allah sana uzun ömür versin, hayır bereket versin. Ama sakın acele etme. Ben kıskanırım, seni evlenmeni istemem. Sana layık birisi olsun. Sakın, sakın sakın acele etme. Ve çok efendi, dindar, Allah'tan çok korkan, takva, efendim, egoistlikten, bencillikten tamamen tecerrüt etmiş, mücerret olmuş. Böyle efendi bir delikanlı bulursan ondan seni evlendireceğiz inşallah. Ama benim canım hiç acele etmez. O asil kız inşallah. Allah sana çok uzun ömür versin. Cennette de seni bana kardeş etsin, dost etsin. İnşallah. Çok sevdim seni. Çok güzel insansın. Allah hiç ayırmasın inşallah. Genç kızlar için tabii evlenmek önemli oluyor çocuklar. Aileler çok baskı yapıyorlar. O beni çok kızdırıyor. Halbuki her genç kıza bir maaş falan bir şey olması lazım. Bir hayat garantisi olması lazım. Ya hakikaten ben onlar adına tedirgin oluyorum, çocuklar adına ya. Korkuyor yani, sokakta mı kalacağım, evsiz mi kalacağım? Ya bütün kızlar korkuyor ya, böyle dehşet olur mu ya? Ya erkek çocuğu kardeşim, parkta da yatar. Efendim bir yerde de bir şey bulur ama kız çocuğu için facia yani, çok tehlikeli. Kız çocuğunun hayatını devlet mutlaka garanti altına alması lazım. Ya aslında bunu millet garanti altına alması lazım. Buna velayet sistemi diyor Kur'an'da. Bütün millet genç kızların hepsini garanti altına alır. Herkesin annesi, bacısı, kız kardeşi, çocuğudur, sevdiğidir. Yani tam anlamıyla bir güvence vardır. Ama şu an yok. Ya mesela üniversiteli kızlara bakın, ne diyor? Diyor hayatım garanti almak için okuyorum diyor. Niye evlenin? Yalnız kalmaktan korkuyorum. Bak niye evlenin? Yalnız kalmaktan korkuyorum. Evlenmenin amacı bu oluyor. Ya yazık, günah değil mi? Niye yalnız kalma korkusu olsun bunun çocukların? Binlerce, on binlerce seveni olsun ya. Her kapı onlara açık olsun. Gelir derdi olmasın bu çocukların? Ya hasta olursam kim bakacak? Ya bütün millet baksın size. Ne demek sana kim bakacak yani? İşte Kur'an bunu kaldırıyor, bu sistemi. Bir an önce bunun olması lazım, velayet sistemi. Bir an önce oluşması gerekiyor. Herkes herkesten sorumlu olması lazım. Ya bir genç kızın korku içinde yaşadığını gördüğünde sen nasıl mutlu olursun ya? İnsan mutlu olabilir mi? Rahat edebilir mi? O önce onu rahat etmesini isteyeceksin. Yazık, günah değil mi ya? Bir velayet sistemi olsun. Genç kızları herkes korusun, kollasın. Sokakta, evde, orada, burada. Ne babası başına bela olsun, ne sokağın iti başına bela olsun, ne abisi başına bela olsun, kimse kimsenin başına bela olmasın. Genç kızları bütün halkın tamamı korusun. Mazlum, şeker gibi varlıklar. Şimdi ben güzel yüzümü bir daha dinleyeyim. Tabii. Başarının temelinde ne yatar? Güzel yüzüm, çok güzel yüzün. İnsan bakmaya doyamıyor maşallah. Başarın temelinde... Güzel yüzüm, başarı... Yani sana garip gelecek ama başarı diye bir şey yok. Sadece kadere tabi olmak vardır. Ya yani başarıyı zaten Allah yaratmıştır. Sen samimi olursan... Mesela bak Mehdi başarılı. Mehdi'nin ne özelliği var? Sadece Allah'ın ruhu. Hiçbir özelliği yoktur başka. Allah onu seçmiş. Onun başarısı diye bir şey kesinlikle yok. Mehdi'nin. Allah ne varsa getiriyor. Ne varsa kaderde getiriyor. O ona sadece sabır gösteriyor ve samimiyet gösteriyor, o kadar. Peygamberimiz de böyledir. Hazreti İsa Mesih de öyle. Mesela ölüye kalk diyor. Allah güveriyor ona o gücü. Ya diyorum, mübarek amma gücü vardı ya. Onun gücü değil, Allah'ın gücü. Nasıl yok yapsın onu? Allah'ın mazlum bir kulu. Onun bir özelliği, Allah sana o gücü verse sen de onu kaldırırsın, ölüyü. Allah sana verse o gücü sen de kaldırırsın. Dolayısıyla bütün başarı Allah'tandır. Biz sadece çok samimi olmak durumundayız. Bir, iki, Allah'ın büyüklüğünü
bilimi de kullanarak, kafayı da kullanarak kavrayıp kafada onu oturtturmak. Yani zaten bunu kafasında oturttuğunda insan bir bilgiye ulaşır. Yani böyle hoş bir bilgidir bu. Yani böyle sarsıcı bir bilgi değildir ama hoş bir bilgidir bu. Yani bu hoş bilginin özelliği, o insan korumaya alınır. Ya bak, bir dikkat edin. Bir, adam mutlaka başarılı oluyor. Evet. Mutlaka bütün yollar açılıyor. Evet. Her işinde hayır oluyor. Mutlaka cennete gidiyor. Ya bu olağanüstü bir şey değil mi? Hiç yapmasına gerek yok ya. Her şey onun için yaratılıyor. Mesela bak Mehdi. Allah interneti yaratıyor ona. İslam hakim etsin diye. Televizyonları yaratıyor. Etrafında talebeleri yaratıyor. Ona kitaplar yaratıyor. Mehdi kitap yazamaz. Allah yazıyor kitapları. Allah bastırır. O yapamaz o. Bak göreceksiniz Mehdi. Yani hiçbir şey onun yapmadığını göreceksiniz ahirette. Tamamını Allah yapar. O yapıyor gibi görünür. İsa Mesih de öyledir. İsa Mesih hiçbir şey yapmaz. Sadece samimidir ve sadece Allah'tan çok korkar. Yani ama bizim yani yanlış anlaşılan korku şeklinde değil. Delice sevme tarzında bir korkudur bu. Bir de Allah'ın büyüklüğünü iyi kavramıştır Mesih. O kadar. Başka bir şey yaptığı yok. Yani muazzam bir şey var zannediyorlar, yani özel yeteneği var. Öyle bir şey yok. Yetenek anan yaratılır. Anan.